dostlar, hız testimizi yaptık. Ne oluyor? Hız testimizi yaptık. Ama Samsung'un kendi programı var. Bu SSD'yi kontrol etmemizi sağlayan, performansını biraz daha iyileştirmemizi sağlayan bir program. Hemen onunla alakalı ufak bir performans ayarı göstermek istiyorum. Performans optimizasyona giriyoruz. Şurada trim status yazıyor. Bu orijinal olarak zaten aktif olarak geliyor. Üstündeki rapid status arkadaşlar kapalı olarak geliyor. Bunu ben yeni aktifleştirdim. Bunu aktifleştirdiğiniz zaman SSD sürekli yazma ve okumaya hazır halde bekliyor arkadaşlar. Yani biraz bataryanızı fazla tüketebilir. Şarjınızı fazla tüketebilir çünkü sürekli hazır halde beklediği için. Eğer performans ve hız istiyorsanız bunu muhakkak açın arkadaşlar. Daha önceki testimizde 22 saniyede açılmıştı. Ben bunu aktifleştirdikten sonra gerçekten çok büyük bir fark oldu. Bunu sizle beraber denemek istiyorum. Bilgisayarımı kapatıyorum ve tekrar sizle beraber yeniden başlatacağım arkadaşlar. Bilgisayarımı kapattım. Bilgisayarımı kapatıp hemen saniyeyi başlatacağım. Yani kapattım, açıp başlatacağım. Hemen bastım. Bilgisayarım açılıyor. Hemen şifre ekranı geldi. Hemen yazdım. Arkadaşlar gördünüz. 13 saniye. Yani ilk testimizden yani 7-8 saniye daha fazla. Hatta 13-23 desek 10 saniye daha fazla arkadaşlar. Daha hızlı. 10 saniye daha hızlı oldu. Açılış süremiz. Gördüğünüz gibi bu harika bir özellik. Hızlı çalışmasını sağlıyor gerçekten. Gelmişken bu programla alakalı birkaç bir şey söyleyelim. Drive informasyon bölümünden arkadaşlar şurada HardX'imizin yani SSD'imizin durumunu gösteriyor. Good sıcaklığı normal onu gösteriyor bize. Şu anda 902 GB'dan 29 GB'ını kullanıyor. Onu gösteriyor. En son ben bir performans testi yapmıştım. 551 okuma, 497 yazma gösterdi arkadaşlar test. 551 okuma, 497 yazma performansı gösterdi. Onun dışında Drive Details kısmında HardX'imizin seri numarası orijinal olup olmadığını gösteriyor. Evet orijinal. Hangi SATA yoluyla bağlı olduğunu gösteriyor. SATA 3 ile bağlı. Burada işte güncelleme sürümüyle alakalı bilgiler veriyor. Yine altta RTX'imizin yani SSD'imizin kaç GB'ını kullandığını gösteriyor. D bölümünü gösteriyor. Performans benchmark'ta yine siz ekstradan bir test yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi son iki testimi gösteriyor arkadaşlar. Let's test monats diyor. Yani son yıl. Buradan isterseniz son bir yılda yaptığınız tüm testleri, son 3 ayda, son 6 ayda yaptığınız testlerin hepsini görebilirsiniz. Burada Diagnostic Scan diyor. Burada SSD'nizle alakalı herhangi bir sorun olup olmadığını görebilirsiniz. Kurt Scan yani hızlı start, yani hızlı tarama. Hızlı taramayla hızlı bir şekilde hemen bakabiliyorsunuz herhangi bir sıkıntı var mı diye. Eğer şüpheniz varsa kapsamlı Smart Self yani Full taramayı seçebilirsiniz şu ortadaki. Bu akıllı tarama. Öteki seçeneğimize geçelim. Öteki seçeneğimizde bakalım bununla alakalı ne var. Evet bu seçenekte de Samsung burada bir ön ayar yapmış kendine. Bu ayarı değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Bu ayar olduğu gibi kalsın. Herhalde bunu kendiniz de şey yapabiliyorsunuz. Arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu HardX'inizin yani SSD'nizin daha uzun ömürlü olması için gereken bir ayar. İsterseniz arttırabilirsiniz. Öteki şeyde ne var bakalım. Bunda da az önceki yaptığımız rapid status, trim status falan filan. Bu kısımda da Secure Erase kısmında da SSD'nizdeki tüm verileri geri dönüşümsüz olarak silmeye yarıyor. Bunu yapmanız için bir tane USB takmanızı istiyor. USB takıyorsunuz ve işlemi başlatıyorsunuz. İşlemi başladıktan sonra bilgisayarınız USB'niz bot oluyor. Bot menüde başlıyor yani. Bilgisayarınız USB'den başlayıp hızlı bir şekilde SSD'nizdeki tüm verileri geri dönüşümsüz olarak siliyor. Bu bölümde arkadaşlar, bu bölümde ise SSD'nizdeki varsa şifrenizi çözmeye yarıyor. Bunu yapmanız için
SSD'niz üzerindeki etiketteki numarayı girmeniz gerekiyor. Bunu yazık numarayı girdikten sonra onayladıktan sonra SSD'nizin şifreleri çözülüyor. Bu menüde ise SSD'nizi şifrelemenizi desteği veriyor. Şifre desteği veriyor arkadaşlar. Bu menüde bunu aktif ettiğiniz zaman SSD'niz şifrelenmiş oluyor fakat tabi direkt olmuyor. Bunu aktif ediyorsunuz. Tekrar Windows kurmanız gerekiyor. Sıfırdan Windows kurmanız gerekiyor. Aynı zamanda BitLocker de destekliyor bu sistemi. Bunu aktif ettikten sonra Windows'unuzu sıfırdan kuracaksınız. Kurduktan sonra da arkadaşlar Windows'un kurulumundan itibaren bütün verileriniz şifrelenmiş oluyor. Az önceki bahsettiğim şekilde de şifrenizi çözebiliyorsunuz dediğim gibi. Programın ayarlarına bakalım. Update varmış. Bir tane güncelleme gelmiş. Bakayım update mi var? Herhalde sürümünden bahsediyor. Zaten herhalde şu an son sürüm. Settings kısmından bakalım başka ne ayarları var kısaca. Buradan dil ayarları var. İngilizce falan filan Almanca seçebiliyorsunuz. Türkçe yok. Buradan işte ekran boyutunu seçebiliyorsunuz. Bende fazla bir seçenek çıkmadı. Direkt bu çıktı. 4K bir monitörünüz varsa farklı seçenekler de çıkıyor. Yani gerisi ıvır zıvır arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar. Kısa bir şekilde bu programı da tanıtmış olduk. Hızlı da görmüş oldunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.